Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınız, yılınız, ömrünüz hayırlı olsun inşallah. Bugün kurbanla alakalı inşallah Allah nasip ederse birkaç hadis okuyalım diye niyet ettim inşallah. İnsanoğlu kurban bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden naklediyor Hazreti Ayşe annemiz. İnsanoğlu kurban bayramında Allah'a kan akıtmaktan daha sevimli hiçbir amel yapamaz. Kurbanlık hayvan kıyamet gününde boynuzları, tüyleri ve tırnakları ile Allah'ın huzuruna gelir. Kurban kesilirken kan yere düşmeden Allah katında yüksek bir mevkiye çıkar. Öyleyse kurbanı gönül hoşluğu ile kesiniz. İbn-i Mace, Tirmizi ve Hakim rivayet etmiş. Tirmizi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu rivayet etti. Kurbanlık hayvanın sahibine her kılı için bir sevap verilir. Tirmizi'nin işaret ettiği bu hadisi İbn-i Mace, Hakim ve diğerleri Aizullah Ebu Davud ve Zeyd bin Erkam yoluyla rivayet etmişlerdir ki rivayet şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı "Ya Resulullah, bu kurbanlar nedir?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Babanız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir." buyurdu. "Ashab, bize bundan ne kadar sevap vardır?" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Her kılına karşılık bir sevap." buyurdu. Ashab "Yünleri" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yünlerin her bir tüyü için bir sevap verilir." buyuruldu. Kurban ve Ramazan bayramı malum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bayram olarak tespit edilmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifleriyle bayram olarak kalmıştır. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri "size iki bayram bırakıyorum" diye Ramazan'ın sonunda, oruç ayının sonunda bayram, bir de kurban hac dolayısıyla haccın bittiği günde kurban olarak İslam tarihine, İslam gününe gelmiş. Tabi bunların normalde geçmiş ta Adem'den itibaren tarihi bir süreci var. Bu tarihi süreçte mesela oruç, geçmiş ümmetlere size farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Böylece geçmiş ümmetler oruç tuttular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında bu oruç hem gün olarak orta noktaya, mükemmel noktaya, hem de orucun sonunda bütün ümmetlerin bayramı gibi orucun sonunda da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bayram günü ilan etti. Aynı şekilde kurban kesme ibadeti de geçmiş peygamberlerde var idi. Ama İbrahim aleyhisselam'da bu tabiri caizse zirve haline geldi. İbrahim geçmiş peygamberlerdi çünkü kurban keserlerdi. Ama İbrahim aleyhisselam'da geçmiş peygamberlerin sünneti olarak kurban kesme onda vardı. Ama oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördü. Oğlu İsmail'i kurban ettiğini görünce rüyayı hiç tevil etmeden oğlu 7 yaşına gelince onu kurban etmeye yürüdü. Kurban etmeye yürürken de yürüdüğü yer şu anda hacıların kurban kestiği yer. Şeytan taşıdığı yerlerde İbrahim aleyhisselamın oğlunu kurban kesmeye götürürken işte küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytanın
onlara musallat olmasıyla, onların da şeytanı taşlamasıyla ibadet olarak kaldı. Ve kurban ibadeti bu manada, bu şekliyle İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İbrahim'i soyundan gelme bir peygamber. Onun çünkü normalde İbrahim'in İsmail'i soyundan, İbrahim'in İsmail'i soyundan gelenler normalde Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyudur. Bir de İbrahim'in İshak soyu vardır. İshak soyu da Yahudi peygamberlerin geldiği soydur. Biz o soyu reddetmeyiz. O soyu da bu noktada peygamber değil diye görmeyiz. İshak'tan da gelenler, İbrahim'den de gelenler Hazreti Cenab-ı Hakk'ın emriyle hepsi de peygamberdir. Hepsinin peygamberliklerine iman ederiz. O yüzden normalde İbrahim Aleyhisselam nasıl kurbanı kestiyse İbrahim'i olan bütün peygamberler kurban kesmişler. Bütün peygamberler hac ibadetini yerine getirmişler. O yüzden Muhammediler de hac ibadetini yerine getirirler ve ardından hac ibadetinin bir menakısı olarak kurbanlarını keserler. Hac ibadetini yerine getirmeseler dahi her Müslüman kurban kesebilir. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'de hiç terk etmediği için hiç olmazsa bir Müslüman ömründe bir sefer de olsa bu sünneti işlemeli ve kurban kesmeli. Eğer kurbanı sünnet olarak görenler Şafiler, Malikiler, Hanbeliler gibi. Hanefiler ise kurbanı vacip hükmünde görmüşler. Kime vaciptir? İşte zekat veren kimseye kurban vacip hükmündedir. Hanefilerde. Bir kimse zekat vermeye muktedir değil ise nafil olarak yani sünnet olarak kurban kesebilir mi? Evet. Bu hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin devrinde öyle bir hale gelmişti ki o ev halkı kurban kesmeye muktedir olmasa dahi sahabeler o ev halkına niyet edip bir kurban keserlerdi. Hatta bazı rivayetleri öyle okuyabilirsiniz. Hani derler ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında bir hane için bir kurban keserdik. O bütün haneye yeterdi diye. Hadis-i şerifleri veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ashabının sözlerini okuyabilirsiniz. Bu normalde işte vacip hükmünde olmayan kurbanlar için geçerlidir. Bir kimse nafile olarak evinde bir kurban kesse sünneti yerine getirmiş olur. Hatta bu öyle bir nafile ibadet için bütün hane halkı da ona niyet etse, hane halkının adına niyet etse, sünnet olduğu için o nafile kurbandı, kurban olarak geçer mi? El cevap evet. Ama velakin içlerinden birisine kurban kesmek vacip ise o kimsenin kurban kesmesi muhakkak şart olur. O zaman nisap miktarı paraya sahip olan bir kimse nasıl zekat veriyorsa, zekat ona farz ise her zekat veren kimseye de kurban kesmek vacip olur. O yüzden kardeşler mümkün olduğu müddetçe güçleri yetiyorsa vacip olanlar bu vacibi yerine getirecekler, kurbanlarını kesecekler. Vacip olmayanlar eğer kurban kesmeye muktedirlerse, 3-5 kuruşları varsa bu noktada kendilerince bir nafile ibadet hükmünde hane halkına da kurban kesebilirler mi? El cevap kesebilirler. İnsanoğlu bugün de akrabasıyla ilgilenmesi hariç kan akıtmaktan daha faziletli hiçbir amel işleyemez. Bir kimse kurban kesmekle o gün yani kurbanını kesti birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, ikindi vaktine kadar ne zamansa kurban kestiği günde o kimse ya akrabalarıyla ilgilenecek. Hani böyle normalde akrabalarını ziyaret edecek, akrabalarını ağırlayacak, onları gönüllecek, bayramı bayram gibi yaşayacak. Veyahut da o kimse diyor ki yani bu ilgilenmesi hariç onun da sevabı çok büyüktür. Kurban kesmesi kadar o gün için daha sevap bir ibadet yoktur. O gün için. O yüzden biz
İnşallah kurbanı kurban gibi yaşayıp o gün kurbanlarımızı kesmeye gayret edeceğiz inşallah. En önemli, benim çok önemsediğim, yani bütün hadisler önemli ama ben kurbanla alakalı bunu çok önemsiyorum özellikle. Ey Fatıma, kurbanının başında durup hazır ol. Çünkü onun kanının ilk damlasıyla geçmiş günahların bağışlanır buyurdu. Hazreti Fatıma, ya Resulallah, bu biz Ehl-i Beyt'e mi hastır yoksa hem bize hem de diğer Müslümanlara mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilakis hem bize ve hem de diğer Müslümanlara buyurdu. Şimdi kurbanlığının başında bulunma. Yine ben başka bir rivayeti de onu da okuyayım inşallah. Ey Fatıma, kurbanlığının başında bulunup hazır ol. Çünkü onun kanının ilk damlasıyla her günahın bağışlanır. Haberin olsun ki kurbanlığının eti ve kanı ile getirilip mizanına 70 kat olarak konulur. Ebu Said, ya Resulallah, bu özellikler Muhammed ailesi için mi? Çünkü onlar kendilerine verilen hayra ehildirler. Yoksa umumi olarak bütün Müslümanlar için mi deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Muhammed ailesi için ve genellikle Müslümanlar için buyurdu. Şimdi kıymetli kardeşler, kurbanlığınızın başında bulunma, kurbanınızı keserken başında durma, hatta kurbanınızı kesme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle ölümüne yakın kurban kesmemeye başladı ama başında dururdu. O zamana kadar ne yaptı? Kurbanını kendisi kesti. Kendisi nasıl kesileceğini öğretti. Nasıl yüzüleceğini öğretti. İçinin nasıl temizleneceğini öğretti. Çünkü İslami usullere göre kurban kesmek, yani sünnet-i seniyeye uygun kurban kesmeyi ne yaptı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabına öğretti. Hayvanları kıbleye doğru yönlendirdi. Yüzü hayvanın başı kıbleye gelecek şekilde onları yatırdı. Onlara eziyet etmedi. Kurban kesileceği yere onları sürükleyerekten getirmedi. Onları döverekten getirmedi. Kurbanının üzerine herhangi bir zulüm yapmadan ne yaptı? Onları getirdi. Tabiri caizse hoş tuta tuta, tabiri caizse onları severek getirdi. Ve onları kıbleye doğru yatırdı. Başında tekbirini getirdi. Ve kurban duasını normalde okuyaraktan ilk bıçakta nefes borusuyla, yemek borusuyla atar ve toplar damarları kesti. Tek bıçakta. Ne yapacakmış o kimse? Tek bıçakta atar damar, toplar damar ve nefes borusuyla yemek borusunu kesecek. Said doğru değil mi? Başka sap orada. Normalde bunu tek bıçakta yapacak. O yüzden kurbanda bıçakların bilenik olması, kurban bıçağının keskin olması, boğazlama bıçağının özel olması lazım. Onu sadece boğazlamada kullanacaksın. Onu normalde birinci bıçağa atacaksın. Birinci bıçağa attığında ne yapacaksın? Bakın tekrar söylüyorum. Atar damar, toplar damar, nefes borusu, yemek borusu. Bunun dördünü keseceksin tek bıçakta. Tam böyle çenesine doğru elini getireceksin. Çenenin bittiği yere ne yapacaksın? Bıçağı açan, çenenin bittiği yere. Ve kurbanı da mümkünse kardeşler, sünnet bu. Kendisi kesecek. Öyle yıl 364 gün münafıklık yapan, içki satan, ondan sonra kumar satan, her türlü melaneti satan, ya filanca markette böyle yapıyorlarmış, fişmanca markette böyle yapıyorlarmış, bu değil bu. Bunlar bidat hepsi de. Bunlar bidat. Sünnet olan kurbanının başında durma. Biz et için kurban kesmiyoruz. Biz ibadet için kurban kesiyoruz.
Et alacaksan kaldır kasaba telefonu, bana şu kadar et gönder, bu kadar kıyma gönder, bu kadar şunu gönder de kasaptan aldır, getirtir veya git kasaba al. Kurban bir ibadettir. Kurban ibadettir. Başında duracaksın. Bir şeye neden vekalet eder insan? Mahcurludur, kısıtlıdır, yaşlıdır, eli ayağı tutmuyordur, zayıftır, muktedir değildir. Muktedir olmayan kimseler ne yapar? Vekaletle işlerini yürütürler. Vekalet müessesesi muktedirliğini kaybedenler içindir. Eğer bir kimse muktedir ise vekalet müessesesini kullanmaz. Olur, kan tutuyordur, bayılıyordur, vekalet eder. Benim kurbanımı kesin der, yine kurban mahalline gider. Muktedir değildir. Örneğin büyükbaş kesiliyor. Büyükbaş keserken herkes şimdi büyükbaş kesecek bir noktada değil. Ama derviş kardeşler bu sünneti işlemek için kurban kesim yerlerine de gidecekler. Herkes eli bıçak tutacak orada. Görecek. Kendi kurbanını kesecek veyahut da yardımcı olacak orada. Ben Allah rahmet eylesin. Anne dedem öğretti bana kurban kesmeyi. Babam öldükten sonra normalde işte kurban kesmek için beni yanında götürürdü. Abimle beraber bizi taşırdı yanında. Şurasından tut, burasından tut. Şöyle bıçak vuracaksınız, böyle yatacaksınız, böyle yüzeceksiniz. Yaşlılığına da denk geldik. Biz tutuyoruz, kaldırıyoruz, hoplatıyoruz, zıplatıyoruz. Allah razı olsun kendisinden, vefat etti gitti. Ben kendi kurbanımı kendim kesebilecek noktadayım. Kendim keser, kendim yüzer, kendim parçalayabiliyorum. Hamdolsun. Büyükbaş da kesmişti o zaman o. Biz o büyükbaş keserken de gördük. Hatta yardımcı olduk, baktık, ettik o zaman için. Şimdi de hamdolsun ben büyükbaşı da boğazlayabiliyorum. Şimdi büyükbaşta bir insan tek başına muktedirliği olamayabilir. Onu devirmesi var, yatırması var, bağlanması var. Gerçekten zor. Yani hiç kimse çoban değil ki. Çobanlar bile tek başına zor yapar onu. Muhakkak bağlayıp devirmesi lazım. Sait sen tek başına boğazlarsın. Ama normalde onu bilmeyen bir kimse tek başına boğazlamaz. Veya boğazlamaya kalkanların, kendi kendine bir şey yapmaya kalkanların videolarını da izledik kaçın kaçın diye. Yani bu iş biraz daha maharet işi tabii, bilmek lazım. Ondan sonra bütün Türkiye'ye video yayılıyor kaçın kaçın videosu. Arkada bir tane hayvan, ön taraf tuz buz dolmuş, dağılmış. Nereye kaçacağını şaşırmış insanlar. İyi ki yakalamamış hayvan yani. Hayvan yakalasa kendisini kurban edecek olanları kurban edecek. Cenab-ı Hak korumuş, muhafaza etmiş. O yüzden normalde büyükbaş öyle herkesin maharetle halledebileceği bir şey değil. O yüzden yardım lazım, destek lazım. Bu konuda bilgi ve beceri lazım. O yüzden kardeşler bu sünneti değişecekler. Ne yapacaklar? Kurban kesilen yerlere gidip sırf o sünneti öğrenecekler. Orada bir şeyin bacağından tutacaklar, yüzmesini öğrenecekler. Bir insan kendi işini kendisi görebilmeli. Bunu yapmalı, bu fakirlikle, zenginlikle alakalı değil. Bir sünnet işliyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hayvanını kendisi keser, kendisi yüzer, kendisi parçalardı. Bu bir sünnet. Bunun bir faydası daha var. İşte zaman zaman hacca gidemeyen kardeşler işte kasap olarak kasap işçisi olarak hacca gidiyorlar. Birkaç bin dolar da ucuza gidiliyor öyle bir şey olunca. Hiç olmazsa hem hac ibadetini yerine getirmiş oluyorlar bu sanatlarıyla. Bir iş öğreniyorlar çünkü. Hamdolsun birçok kardeş de böyle kurban kesme veyahut da orada işte kesimde işçilik yaparaktan, çalışaraktan hac farizasını da yerine getirdi.
O yüzden normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Hazreti Fatıma'ya aynı söz Hazreti Ayşe'ye de söylemiş. Hazreti Ayşe annemize de diyor kurbanının başında dur diye. Hazreti Fatıma annemize de diyor kurbanının başında dur. O zaman herkes kurbanının başında durmaya gayret edecek. Şimdi Hazreti Fatıma'ya kurbanın başında dur deyince kadınların da kurbanlarının başında durmaları emredilmiş. Sünnet bakın bu. O yüzden ya kadın başında ne işin var senin orada? Var ya Hazreti Fatıma radıyallahu anh hazretlerinin ne işi varsa senin eşinin de o işi var. Yoksa derdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri senin ne işin var burada? Git evinde otur. Yok ona demiş ki kurbanının başında dur. Biz sünneti yerine getirelim. Eşlerimizde, çocuklarımızda ne yapalım? Kurbanının başına götürelim. Demek ki o kurban ibadetini görecekler. O kan akıtılmayı görecekler. Onun adına da orada kurban kesildiğinde o kan akıtırken daha onun da ne olacak? Günahları af olacak. Demek bunda bir hikmet var. Her sünnette türlü türlü hikmetler vardır. Siz bakmayın o südü bozuk hadis inkarcılarına. Onların sütleri, kanları bozuk, kalpleri bozuk onların. Onlara kulağınızı tıkayın. O yüzden kurban ibadetini düzgün bir şekilde yerine getirin. Tatile falan gitmeyin kurban ve Ramazan bayramlarında. Yapmayın. Bu sünneti dolu dolu yaşayın. Bayramı bayram gibi yaşayın. Kurban bayramını kurban bayramı gibi yaşayın. Gidin annelerinize, babalarınıza kahvaltıya gidin, yemeğe gidin, kurban bayram ziyaretine gidin, büyüklerinize gidin, kurban ziyareti yapın, bayram ziyareti yapın. Muhakkak bayramı bayram gibi yaşayın. Onlar gidiyorlarsa gitsinler. Onlar kapılarını kapatıyorlarsa kapatsınlar. Onlar kaçsınlar. Siz kaçmayın. Siz bu noktada ibadetinizi yerine getirin. Kim amca? Git amcana. Kim dayı? Git dayına. Kim işte kayınpederin? Git. Kim annen baban? Git. Muhakkak. Muhakkak. Böyle ya işte bu bayramda gitmesek olmaz mı? Olmaz. Gideceksin. Ne kadar amca var dolaşacaksın. Ne kadar dayı var dolaşacaksın. Dedeler, nineler dolaşacaksın. Dergahın içerisinde dahi. Küçükler büyüklerini ziyaret edecek. Ne gün dergahın bayramlaşması? İkinci gün. Tamam. İkinci gün bayramlaştık. Biz... Aa orada bayramlaştık nasıl olsa ya. Yok hayır. Üçüncü gün, dördüncü gün arkadaşlar birbirlerine gidecekler. Büyükler evlerinde oturacak. Herkes onu ziyarete gidecek. Bir yerin zakiri oturacak. Herkes ona ziyarete gelecek. Zakirine gidecek, ziyaret edecek. Bayramlaşacak orada. O da evinde otursun. Beklesin arkadaşları. O da bir gün koysun örneğin. Desin ki üçüncü gün arkadaşlar benim evde bayramlaşma var. Dördüncü gün benim evde bayramlaşma var. Dileyen istediği zaman gelsin. Ben dördüncü gün evdeyim. Veya ben üçüncü gün evdeyim. Örneğin. Herkes alsın eşini, çoluğunu, çocuğunu gitsin. Bayramlaşsın büyükleriyle. Veya aynı şehrin içerisine, aynı mahallenin içerisinde birbirlerine gitsinler, gelsinler. Bayramı bayram gibi yaşasın herkes. Bu çocukların iliklerini işlesin. Bayram günleri, sevinç günleri, yeme içme günleri, eğlenme günleri. Her ne kadar eğlenecek halde değilsek de ümmet olarak. Her tarafımızda sıkıntı, her tarafımızda problem olmasına rağmen sırf düşmana kinaye olsun diye kürdanı
kürdanı dudağımıza katıp bayramı bayram gibi yaşayacağız. Bunu unutmayacağız inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Ey insanlar, kurban kesiniz. Kanlarıyla Allah'tan sevap isteyip umunuz. Çünkü kurbanın kanı her ne kadar yere düşse de hakikatte Allah azze ve celle'nin himayesindedir. Sen onu zahir olarak kurbanının kanını yere düştüğünü düşünürsün. Öyle görürsün. Ama kurbanın kanı Allah'ın neysindedir? Hakimiyetindedir. Tabiri caizse o Allah'ın avucuna dökülür. O yüzden kurban kesenler ne yapacak? Cenab-ı Hak onları affı mağfiret edecek. Onlara sevap verecek inşallah. O yüzden kurban kesmenin faziletiyle alakalı Hazreti Ali Efendimizin aktardığı hadis-i şerif. Yine Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin radıyallahu anh naklediyor. Kim gönül hoşluğu ile mükafatını Allah'tan umarak kurban keserse bu kendisini cehennem ateşinden korur. Gönül hoşluğuyla ne demek? Yani ulan tüh ya yine kurban parası vereceğiz şimdi. Yani şimdi ya işte ık çıktı, gık çıktı, bık çıktı. Gönül hoşluğuyla, ibadet şuuruyla. Öyle horozdan kurban olur, ayakkabıdan kurban olur laflarına bakmayın. Yok birisine işte bir pantolon gömlek alırsın, o da kurban yerine geçer. Bunlara bakmayın. Bunlar sünnet-i seneyi sulandırmaya çalışan, yine tabirim ağır gelebilir ama bu komple hadislerin hepsini inkar edenlerin sütleri bozuk. Bu bütün hadisleri inkar eden bu uydurma reformistler var. Bunların ne yedikleri, ne oldukları belli değil. Bunlar nereden besleniyorlar? Bunlar nereden paralanıyorlar? Bunlar nereden palazlanıyorlar? Bunları destekleyen güçler, o karanlık güçler kimlerdir? Bunlar nereye binaen böyle cesaretliler? Bunların arkasında hangi devletler var? Hangi kurum ve kuruluşlar var? Bunların Türkiye içerisindeki siyaset ayağı ne, devlet ayağı ne, bürokratik ayağı ne, medya ayağı ne? Bunlar önemli. Bunlar mantar gibi çıkıyorlar ortalığa. Ve insanların inançlarını, dinlerini ifsad ediyorlar. Bunlar bu südü bozuklar hadislerin komplesini inkar ederekten insanların din algılarını, din anlayışlarını, tertemiz imanlarını ifsad ediyorlar. O yüzden şimdi televizyonlarda çıkarlar yine. Yok işte bir yetimi giydirirsen o da kurban yerine geçer. İşte kurban da tasadduktur. Bir yetim giydir onun yerine kurban yerine geçer. Geçmez kardeşim. Geçmez. Kurban kurbandır. Hanefi fıkhına göre bir kimse zekat veriyorsa ona vaciptir. Şafii, Maliki, Hanbeli ulemasına göre kurban kesmek nafile ibadettir. Hanefiler için vaciptir. Kurbanının başında bulunaraktan kurbanını kestirmek de sünnettir. Kurbanının başında duraraktan kurbanını kestirmek sünnettir. O yüzden herkes kurbanını kesecek inşallah. Başında da duracak. Ve gönül hoşluğu ile yapacak bunu. Kurbanı alırkenden, niyet ederkenden daha gönül hoşluğuyla yapacak.
Vay be abi, bu sene kurbanlıklar çok pahalı. Nasıl alacağız bilmem. Yok, kabızlık yapma. İbadet ediyorsun. Elbiseni alırken parasını düşünmüyorsun. Ayakkabı alırken parasını düşünmüyorsun. 400 liraya, 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya ayakkabı alıyorsun, düşünmüyorsun. Kurbana gelince mi düşüneceksin? Gönül hoşluğuyla kurbanını alacaksın, gönül hoşluğuyla keseceksin, ibadetini yapacaksın inşallah. Bayram gününde İbn Abbas bunu naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bayram gününde gümüş para Allah katında kurbanlıktan daha sevimli bir şeye harcanmaz. Demek ki kurban gününde en güzel harcama kurbanlık almak. Daha iyi bir harcanılacak bir yer yok. Ancak kurbanlık almak için o para en hayırlı yere harcandı. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre naklediyor. Kimin kurban kesmeye gücü yeter de kesmezse namazgahımıza gelmesin. Yani o kurban kesmeye muktedir olduğu halde kurbanını kesmedi. Bizimle yollarını ayırdı. Bizim sünnetimizi terk etti. Bizim yolumuzu terk etti. Bu manada söylüyor. Kurbanın en hayırlısı koç ve kefenin en hayırlısı hulledir. Kurbanın en hayırlısı neymiş? Koçmuş. Mümkün ise koç, yani erkek kuzu. Yok ise erkek büyükbaş. Dişi kurbanlık almamaya gayret edin. Hangi dişi alınır? Bir, sütten kesildiyse. İki, kısır ise. Üç, yaşlı ise. Yani o inek olmuş artık. Süt verimi düşmüş. İşte doğurması da artık kısırlaşmış. O kurban edilir mi dişilerden? Evet. Mümkün olduğunca dişi kurbanlık almamaya gayret edin. Dişi kurbanlık alacak olanlar da belli, tanıdık, bildik yerlerden alacaklar. Hayvanın kısırlığını bilecek çünkü. Dişi hayvan kurban etmek bu ülkeye en büyük kötülüklerden birisi. Dişi hayvandan kurbanlık almamaya, yani eğer doğurgansa, eğer normal bir şekilde süt veriyorsa, bazı dişi hayvanlar var. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda vardı. Bir türlü gebe kalmazdı. Yani işte danaya gelir, götürürüz, danaya çekerler onu. Yine gebe kalmaz. Bir daha giderler, yine gebe kalmaz. 2-3 sefer denerlerdi. Eğer gebe kalmazsa onu keserlerdi ama herkes bilirdi. Bu hayvan hani gebe kalmıyor, tutmuyor. Kısır. O kurban edilir. Bunda bir sıkıntı yok. Veyahut da bazı hayvanlar mesela işte bir müddet sonra sütten kesiliyor. Eyvallah. O kurban edilir. Öbür türlü dişi hayvan kurban etmekten uzak duracağız. Özellikle. Neden? Dişiler doğuracaklar, üreyecekler. Ben şimdi gözümle gördüğüm, şahit olduğum bir şey anlatacağım size. Bir sene bizim Hacı Said'in evinde kurban kesiyoruz. Onun evinin bahçesi var. Evinin bahçesinde kurban kesiyoruz. Orada birkaç arkadaş da kurbanlık almışlar. Onlar da getirmişler oraya. Onun evinin arkasında o zaman dam vardı. Dam gibi bir şey vardı, değil mi hacı orada? Neyse biz tabi hayvanı kestik.
ben böyle eğleniyorum orada yani. Yardımcı oluyorum. Şimdi orada ben bırakıp gitmedim. Hacı Said bizim bir araba, bir hayvanı yatırdı, kesti. Hatırlayacak şimdi o. Hayvan yattığı yerden tabii işkembesini alacak ya. Yani bir yardı içini, bir tane buzağa çıktı küçücük. Hatırladın mı hacı? Kaç aylık vardı o öyle? 3-4 aylık vardı. Böyle elim ayağım gitti benim. Dedim bu hayvan kimin hacı? Dedi ki filancanın. Bunlara dedim ha bu hayvanı sen mi baktın dedim. Yok ben bakmadım dedi. Kim baktı dedim ben. E onlar bana söylemediler dedi. Gidip kendileri bakmışlar dedi. Ya dedim kendi başlarına neden bu hayvan almışlar? Birbirlerini neden götürmemişler yanlarında dedim. Allah affetsin o zaman için söylediğim şey. Dedim 3-5 kuruşsa dedim söz konusu olan şey. Dedim ben vereydim ya dedim. Yani yazık değil mi bu hayvana şimdi dedim. Tabii bizim Hacı Said sustu. Ses yok. O arkadaşlar da orada değiller o esnada. Ondan sonra hayvan tabii ölü içeriden. Ondan sonra aldı onu o. Dedim içim parçalandı. İçim yaralandı benim böyle. Ben bir dahaki sene onun etkisinde kaldım. Kurban kesemedim kendim. Böyle birkaç yıl böyle gitti bu bende. Böyle içim yaralandı ya böyle olmadı. Hacı Said'e dedim Said sen kes getir. İşte ya da boğaz diyordum çıkıp gidiyordum oradan. Yani şey yapmıyorum onun etkisinde kaldım. O yüzden dişi hayvan alanlar karşıdaki hayvan satıcısına güvenecekler, inanacaklar, bildikleri insan olacak. Allah muhafaza eylesin. Hamile olabilir hayvan. Büyük veya küçük baş hiç önemli değil. O yüzden böyle bir şeyle karşılaşmamak için mümkün olduğunca dişi hayvandan uzak durun. Ve dişi üreyecek, doğuracak o. O yüzden aslında bütün ülke olarak karar almalıyız. Demeliyiz ki dişi hayvan eğer doğuruyorsa asla ne kasaba et için ne de kurbanlığa verilmesi lazım. Bunu devletin önlemesi lazım. Eğer hayvancılığı geliştireceksek biz, hayvancılığı büyüteceksek dişi hayvan kesimini yasaklayacaklar. Ve bir veteriner gözetiminde yani onun kısır olduğu, onun sütten kesildiği, artık onun böyle hani ekonomik rantabıllığını kaybettiğini onun tespit edilecek. Ondan sonra o kurbanlık olacak veyahut da kasaba gidecek. Eğer normalde böyle bir rapor alınmıyorsa, böyle bir teknik bir hukuk oturmazsa biz sıkıntı yaşarız Türkiye olarak. O yüzden devletin bunun üzerine muhakkak gitmesi lazım. Ve dişi hayvanları ne etlik olarak kestirmesi lazım ne de kurbanlık olarak kestirmesi lazım. Buna müsaade etmemesi lazım. Her bir dişi demek büyükbaş olarak seneye bir büyükbaş daha demek. Küçükbaş olarak şu anda en az doğuran 2 tane 3 tane doğuruyor koyunlardan. Çünkü onları böyle bir aşıladılar, cins yaptılar. Sait var değil mi öyle 3 tane doğuran? 3 tane doğuran, 4 tane doğuran şeyler var, koyunlar var. Sizin getirdikleriniz var. Kaç? Kaç tane doğuruyor? 3-4 tane doğuruyor. Yani öyle doğuran hayvanlar var. Onlar çünkü dişi hayvan önemli. Yani dişi hayvanın kesilmemesi de önemli. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Kurbanın derisini satan kurbanından tam sevap alamaz. O zaman ne yapacak? Bir kimse kurbanının herhangi bir şeyini satmayacak. Yok boynuzuydu, yok kellesiydi, yok bağırsaydı, yok derisiydi, yok tüyüydü.
kurbanın herhangi bir şeyi satılmaz. Kurbanın kestirdiğin yere deri kesme parası karşılığı olarak bırakılmaz. Kurbanın işkembesi, kurbanın kellesi, kurbanın ayakları, kurban kesilen yere veya kurban kesene kesme ücretinin karşılığı olarak bırakılmaz. Kurbanın eti kesme ücreti olarak kesen kimseye veyahut da kestirilen yere ücret olarak bırakılmaz. Kurbanın hiçbir şeyi satılmaz. Çok affedersiniz, hayvanın içinden kurbanı kestikten sonra içinden çıkan necaseti bile kesilmez. Satılmaz. Yok. Kurban sahibi kurbanı tasadduk eder. Neyi çıktıysa kellesini tasadduk ediyorsa kellesini, derisini, bağırsağını, işkembesini tasadduk ediyorsa tasadduk eder. Kurbanın etinden tasadduk eder. Ama asla o satılmaz. Asla. Kurbanı kesen kimse o kurban etini satamaz. Bir de kurban eti tasadduk edilen yerler var. Adam kurbanın etini tasadduk etmiş. Demiş ki bunun fakir fukarayı yedirin. Bunu öğrencilere yedirin örneğin. O vakıfa göndermiş, demiş ki vakfa yedirin bunu. Ya bu görüldü ya, böyle vakıflara kurbanlık verenler, kurban ibadetini yerine getirenler, devlet mahkemelerinin açtığı davalar bunlar. Adamlar gitmişler oraya bir tane et şirketi kurmuşlar. Kurbanda vakıflarına verilen etleri götürmüşler. Devlet ihalelerinde ucuz et sataraktan ihalelere girmişler. Topladıkları etleri satmışlar. Topladığı eti satmış adam. Kurban etini satıyor. Bursa'da mahkemesi oldun. Bir şirket kurmuşlar. Etlerin hepsini de şirkete devretmişler. Şirkete gitmiş, devlet ihalelerine girmiş. Devlet ihalelerini ucuza satmış orada. Et piyasada kaç para? 50 lira. Bunlar 30 liraya satmışlar. 35 liraya satmışlar. Neden? Karşılığında para vermedi ki. Karşılığında para vermedi adam. Girişinin ücreti yok. Sıfır maliyet. Nasıl olsa vakıf elemanları var. Kurbanı topluyorlar. Deriyi topluyorlar. Topluyorlar onları. Şokluyorlar. Ondan sonra satıyorlar devlete. Bu yok. Kurban tasadduk edilecekse fakir fukaranındır. Fakir fukaranın. Fakir fukaranın hakkına gözünü dikenin gözü oyulur. Allah bu dünyadayken onun gözünün oyulduğunu gösterir. İbretlik. Dini istismar eden, yolunu istismar eden, insanların inançlarını, imanlarını istismar edenler bu dünyadayken görürler göreceklerini. O yüzden ihlası, samimiyeti bozmadan, ibadetin derinliğini bozmadan hayatımızı yaşayanlardan olacağız inşallah. Rabbim bizleri cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemizi bu noktada korusun inşallah. Yine birkaç tane bu kurban kesme ile alakalı, bıçak bileme ile alakalı. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ayağını koyunun yüzüne koymuş. Koyun kendisine gözünün ucuyla bakarken onu kesmek üzere bıçağını bileyen birine uğradı ve bundan önce bıçağını bileyemez miydin? Yoksa koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun buyurdu.
Yine başka bir rivayete onu defalarca mı öldürmek istiyorsun diyor. O zaman normalde bıçağını göstermemek, hayvanın bıçağını keskin tutmak, Allah kurbanın bu nokta kesecek olanların riayet etmesi gerektiği hadiseler ve haller. Haklarınızı helal edin. Cenab-ı Hak şimdiden kesecek olduğunuz kurbanları kabul etsin inşallah. Bayramı bayram gibi yaşayan kullarından eylesin inşallah. Ya bayram pazar günü mü, pazartesi mi? Pazartesi değil mi? Bayram pazar günü. Cumartesi Arife. Bayram pazar günü. Çünkü cuma gün Zilhicce'nin biri, yarın Zilhicce'nin biri. Zilhicce'de 9 gün oruç tutmak sünnet. O yüzden tutabilenler Zilhicce'de 9 gün oruç tutsunlar. Tutamayanlar cumartesi gün Arife, cumartesi gün oruç tutmaya gayret etsinler. Cumartesi günkü oruç önemli. Arife orucunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri haçta meşakkat olur, güç yetiremezler diye oradaki hacılara yasaklamış. Yoksa mukim olanlar ne yaparlar? Arife günü oruçlarını tutmaya gayret ederler. Yapabilenler 9 gün. Yapamayanlar, güç yetiremeyenler işte hiç olmazsa en düşük ne yapacaklar? Arife günü oruç tutacaklar. Arife günü oruç tutmak. Yani bu cumartesi değil, bir dahaki cumartesi oruç tutmak. Bütün herkes inşallah bu konuda gayret edip o oruç tutmanın sevabını ve o oruç tutmanın faziletini inşallah nail olsun. Haklarınızı helal edin. Fâlemennâhu lâ Amin. Esmail. Nestor.